Veren durumuna doğru gitmeye başlamış. Çerkezköy ve Kapaklı zaten az önce Sayın Başkanımın da bahsettiği gibi %10'ların üzerinde bir göç alıyor. Şu anda 500 kuruluş, yani sanayici irili ve ufaklı sanayi kuruluşumuz var. Bunlara baktığınızda sanayicinin en az %10'u civarında, bir bakıyorsunuz bezler, afişler asılmış, vasıflı vasıfsız eleman aranıyor. İşsizlikle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Biz buradaki bulunmuş olduğumuz bölgeden, yani Kahramanmaraş'ın genelinden göç alan bir konumdayız. Orada hatta Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz de var. Oradaki hemşeri dernekleri kurulmuş olan, zaman zaman onlarla biz beşeri münasebetimizi iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim gibi buradan müzdarip oldukları gözlemliyor. Yani termik santral burayı kurulduktan sonra biz Çerkezköy'ü Kapaklı olarak aşırı bir derecede buradan göç alıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Buradaki az önce almış olduğumuz bilgiler neticesinde 15 bin nüfusa yakın olan bir beldede şu anda röportaj yapıyoruz. Şu andaki belde nüfusunun da 2000'ler civarına düştüğünü gözlemleniyor. Bize de aynı söylem içerisinde şunu söylediler. Şu andaki resmi raporda bunu gösteriyor. 350 dekarı Çerkezköy'e, 150 dekarı Kapaklı olmak üzere 500 dekar civarında bir alanla işlev içerisine alacaklarını ifade ettiler. Buradaki işlevi geniş yelpazeye yayılma şansı çok yüksek. Neden? Şu andaki bulunan alan, onlar da 50 dekarla başlamışlar ama şu andaki dekardan kastımız 100 bin dekar civarında. Yani Kapaklı'yı şöyle bir 3'e katladığınızda 3 tane Kapaklı diyor. Eğer biz bunu fiziki olarak görüntüsünü yansıtmak istiyorsak 3 tane Kapaklı'yı bu alana yayılmış oluyor. Bu alanda zaten bildiğiniz gibi orman alanı içerisinde devlette kamulaştırma bedeli olmadığından dolayı yer üstündeki o meşelerimiz, yeşilliklerimiz tamamıyla tahrip edilmiş oluyor. Yeraltı katmanlarına indiğinizde su seviyesi zaten bizde yok denecek kadar. Yani Kapaklı'nın kullanmış olduğu su miktarının en az 4 misli daha fazla bir şekilde tüketecekler. Biz yerüstü sularından fayda almaya çalışırken yeraltı sularını zaten bizim Trakya'yı görsel olarak da biliyorsunuz fazla bir baraj veya su birikintisi olma şansına da sahip değiliz. Meriçlerinden faydalanacağız diyoruz ama Meriçleri de İstanbul'a doğru su ihtiyacını karşılayacağını biliyoruz. Buradaki konumda ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz enerjiye karşı değiliz. Biz üretilen gerçekten eğer milli dediğimiz duyu ve duygulara biz herkesten daha fazla sadık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eğer biz bu milli çoğaltmak ve yükseltmek istiyorsak dünya teknolojisini takip etmemiz gerekiyor. Bu da dünya teknolojisi nedir? Son yıllarda uygulanan rüzgar gülü ve güneş enerjisi. İşte rüzgar gülü ve güneş enerjisini üretmeye başladığımızda 1'e 3 yakalayacağız. Yani 1'e 3 yakalayacağız. Böyle bir teknolojiyi de kimse kanserle karşı karşıya kalmayacak. Sadece kanser vakasında hem üreten hem de tüketimi beraberinde götüren bir toplulukla beraber olmuş olacağız. Ben teşekkür ediyorum buradaki başta gelen bizim ekipteki arkadaşlarımıza ve sizlere. Buraya kadar zahmet ettiniz. 2 gündür bu reportajları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başta buradaki